Kızılay'da şu anda kan stoğu bitti mesela. Kan stoğunun bittiği söyleniyor. Kan stoğunun bitmesinin tek sebebi Kızılay'da nedir biliyor musunuz? Şimdi Bir de bunları bize 5G, dayatanlar 5G, 5G, 5G 5G. sistemi zaten 5G, 6G sistemini ormanlar, ağaçlar en büyük engel teşkil ediyor onlara göre. Bebek Bakın şimdi insanlar bebekleri çocukları korkuyorlar. doğduğundan beri aşılayanlar, Ha. tabii ki şimdi hayvanları da aşılamaya başladılar. Sürdürülebilir kalkınma eylem planı. Yani Birleşmiş Milletler'in 17 tane maddesi vardı. Türkiye pilot ülke. Türkiye denek ülke. Neden denek ülke biliyor musunuz? Hoş geldin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Valla iyi koşturuyoruz, çok şükür. Bugün toplantımız vardı işte. Pazar günleri bizim her hafta toplantımız oluyor. Yüz yüze toplantımız, fiziki toplantı yani. Toplantı bitti, ondan sonra biraz kalan arkadaşlar biraz sohbet, muhabbet derken yayın saatine kadar öyle bir sohbet ettik. Ondan sonra saat 10 oldu, işte yayına geldik yani böyle. Bugün Canım toplantımız benim. vardı. Bugün yine yerindesin ama şeydesin, iş yerindesin, değil mi? Bugün toplantı yaptığımız yerdeyim yine, Ha. aynı yerde. Ha, Burası tamam. bizim toplantı yaptığımız mekan, büyük bir mekan, odaları var. Bazen burayı ofis olarak kullanıyoruz. İşte burada bahçesi falan var, büyük bir alanı var. 3000 kişilik bir alanı var, 3000 kişilik. Yani küçük bir yer değil. Evet, çok şükür. Öyle olması lazım. Şeyde Afyon'da bir söz vardır. Uzayan dağlar bizden olsun. Çok güzel bir sözdür. Çok severim ben. Bizler buradan Anadolu'dan büyüyeceğiz inşallah. Güzel insanlar büyüyecekler, kocaman olacaklar. Daha geniş alanlar. 300 bin kişilik yerler olsun inşallah diye niyet İnşallah. koyayım ben de burada. Evet, bugünkü konumuz yine aslında konu başlığımız böyle azıcık gibi görünüyor ama yapayet, dijital para, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tutturmaları, World Health Organization'a ve tutturmaları bugün yine göreceğiz. Geçen yayın acayip ses getirdi. İlk defa dinleyen canlarımız olmuşlar. Ama yıllardır bunlar anlatılıyor ama bugün yine ilk defa dinleyecek olan canlar vardır. Ama konu zaten dediğimizde bir 2 saat gidersin sen. Bakalım. Ben şöyle bir kenara çekileyim. Yine seni arada sırada dinlendiririm Can. Merak etme, bir yudum su içersin. Onun dışında sana teşekkür ediyorlar bak. İnsanlık adına yaptıkların için teşekkürler, minnettarlar. Genç kardeşlerimizin böylesine gerçekten bu kadar uyanmış olması ve uyanışa katkısı görüyorsunuz değil mi? Dün de benzeri bir yayın vardı, bugün yine. Evet, sevgili Can. Evet, buradan insan ailemize çok teşekkür ediyoruz. Biz onların sayesinde, onların destekleriyle, onların moral motivasyon ve vermiş oldukları frekans, pozitif frekans enerjilerle biz daha böyle kendimizi güçlü hissediyoruz. Ben bizi takip eden, özellikle bizim gibi düşünen insanları sorgulayan insan ailesi diyorum. Yani ben insan ailemiz diye bir kavram kullanıyorum. Yaklaşık bunu 3 yılda da kullanıyorum. Yani insan ailesi olduk. Biz bir aile olduk yani. Bu muhteşem. Ben de geçen hafta bunu düşündüm. Dedim ki ama senin kullandığını unutmuşum. Allah Allah. Ben de ruh ailem, can dostlarım, canlar diye girerim ama artık bu canlar dedim. Tuttu, oturdu, okey. Şimdi bir insanlığa vurgu yapmak lazım. Ruh ailem yerine bir ruh dostlarım yerine insan dostlarım demeye başlayacaktım. Ne güzel sen de kullanıyormuşsun. Hatırladım geçen yayında da insan ailem. Çok güzel bir şey bu insan ailesi. Değil mi? Şimdi Evet. ya aslında bunu soranlar da oluyor. Tabii ki bu insan ailesi ne demek diye. Şimdi bizim bu süreçte yani herkesin bir ailesi var. Herkesin özel, kendine ait, mahremine ait, kendi birinci dereceden bir ailesi var. Bu bizim kendi ailemiz. Ama bizim iki ailemiz var. Bir, kendi ailemiz. İki, insan ailemiz. İkincisi işte birinci ailemizden sonra en önemlisi sorgulayan insan ailemiz. Özellikle biz bu pandemi döneminde, plandemi döneminde, dayatmalarda, baskılarda birbirimize o kadar sarıldık ki, çünkü birbirimizi ani ve doğal bir şekilde bulduk. Yani daha önceden planlanmış bir durum değil, daha önceden hazırlanmış bir durum değildi.
Böyle bir ortamda sorgulayan insanlar birbirlerine o kadar çok yakın hissettiler ki kendilerini, o kadar çok aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı direnişi, aynı teslim olmama durumunda aynı hissiyata sahip olunca biz bir aile olduk. Ben mesela bize yazanlara veya bizim yazdıklarımıza inanın böyle kendimi onların ailesinden bir ferdi gibi, bir üye gibi hissediyorum. Onlar da aynı şekilde hissediyorlar. Çünkü biz bu süreçte insanları yanlış yönlendirmedik. Kendi ailemize neyi istediysek insan ailemize de onu istedi. Kendi ailemize yapılmasını istemediğimizi başka ailelere de yapılmasını istemedik. Kendi ailemize yapılmasını istediğimizi de başka ailelere de yapılmasını istedik. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz bu süreçte zorlaştırmadan kolaylaştıran, nefret ettirmeden sevdiren, birbirine karşı bu konularda yardımcı olmaya çalışan, sahada olan insanların canına, damarına, vücuduna, fıtratına, canlıların yaşamına, her şeyine müdahale riski taşıyan bir dönemde en önemlisi siyasi bir durum yok, ideolojik bir durum yok, bir fikir ayrılığı yok. Tamamen ortak noktalardan, ortak duygulardan hareket ediyoruz. Ki başından beri hep aynı şekilde, aynı çizgide devam ediyoruz. Ben hep insan ailemiz diyorum. Hatta bunun için pankart yaptırdık biz. 3 yıldır o pankartımızı her yerde kullanırız. İnsanlık için el ele. İnsanlık için el ele. Bir de bizim diğer sloganımız var. Bir gün gökteki yıldızlar gibi aranacaksınız. Bir gün karanlık gecede parıl parıl parlayan yıldızlar gibi olacaksınız. Parlayacaksınız. İşte o döneme gidiyoruz biz. Yani insan ailesinin bekleyen mükafat dönemi var. Bakın şu anda yaşadığımız süreçte evet baskı yaşayabiliriz, evet bir hedef tahtası haline gelebiliriz, canlar bir hedef olabilir, insanlar bir hedef olabilir. Bunun farkındayız ve bunun için mücadele ediyoruz. Biz insanoğluna düşen mücadele ve tavır da budur zaten. İşte bu süreç kendiliğinden yine doğal bir döneme doğru gidiyor. Yani kendiliğinden doğacak yeni bir döneme doğru gidiyor. Ben bunu mükafat dönemi olarak değerlendiriyorum. İnsan ailesinin dönemi geliyor. Neden insan ailesinin dönemi geliyor biliyor musun? Siyasi dönemlerin hepsi alt üst olduğu, hepsinin hiçbir anlamının kalmayacağı, sadece insan vasıflarının yer tutacağı, ön planda olacağı bir dönem. Şimdi bakın, bu konuya girdik. Çok basit bir örnek vereyim. Kızılay'da şu anda kan stoğu bitti mesela. Kan stoğunun bittiği söyleniyor. Kan stoğunun bitmesinin tek sebebi Kızılay'da nedir biliyor musunuz? Pıhtılaşma oranının çok fazla artmasından kaynaklanıyor. Yani şu anda günümüzde yapılan evet Grafen bu pıhtılaşma oranından sonra kan alıp veremiyor. Çünkü pıhtılı kan alsa aynı şekilde verse aynı şekilde işte insan ailesi dönemi bu sıvıları olana da yardımcı olacak. Bu sıvılara karşı dik durmuş olan insanlara da yardımcı olacak. Yani bu sıvıları, bu aşıları olan insanları biz hani onları ayıralım kenara dursun demiyoruz. Onlara el uzatacak olanlar da yine bizim gibi insanlar olacak. onların Ve yöntemlerini de sunuyoruz ama onların 3 yıl kesinlikle. boyunca itiraz ettik, çok dışlandık, hacklendik. Yani hepsi yapıldı ama onların şimdi hacamatlarını işte bilmem ne bir sürü yöntemin ısırgan otuna kadar hepsini verdik bütün Kesinlikle yöntemlerini. İyi ot kullanmaları bugün gerektiğiyle ilgili. bu Bundan sonra da vücut bütünlüğünü bozmamaları gerekiyor insan olarak ölmeleri için. Evet. Evet Bugün canım. mesela toplantıda biz toplantıya gelenlere ben memleketteydim bu arada son bir haftadır. Toplantıya gelenlere ben memleketten kendi ellerimle topladığım çam iğnelerini de getirdim. Hatta çıra getirdim, dağıttım. Isırgan getirdim, dağıttım. Onların hepsi kendimize ait. Mesela şu suda çıra var. İçiyorum onu. Çıra attım içine, suyun içine. Bunların hepsi önemli şeyler. Özellikle bu sıvıları olanlara hacamattır, çam iğnesi çayıdır, ısırgandır. Bunlar çok faydalı. Ve suyuk tedavisi bu COVID sıvılarında bulunan başak proteinini parçalamaya yarayan, pıhtılaşmayı engelleyen maddelerden bir tanesi de süramindir. Süramin çam ağaçlarında bulunuyor. Çam ağaçlarında bulunan o süraminin vücuda öyle bir etkisi var ki bunu Almanya'da, Kanada'da ve İsveç'te doktorlar
Bilimsel olarak bunun çalışmalarını yapmışlar. 2001 yılında yayınlamışlar. Fakat bunu paylaştırmamışlar. Yasaklamışlar, kaldırmışlar. Hatta bizim son 1,5-2 senedir çam ormanlarının yanmasının sebebini de ben buna bağlıyorum. Çünkü bizim çok fazla çam ormanlarımız yanmaya başladı ve hedef haline getirildi. Hatta bazı uzmanlar dedi ki niye çam ekiyorsunuz her yere dedi. Çamları kaldırın, yok edin falan gibisinden açıklamalar yapıldı. Bunun tek sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunları bize 5G, dayatanlar 5G. 5G sistemi zaten 5G, 6G sistemini ormanlar, ağaçlar en büyük engel teşkil ediyor onlara göre. Bu engelin ortadan kalkması için de ormanları seyretmek, hatta orman ayak izi diye bir şey var. Birazdan değineceğiz ona. Ormanların yok edilmesi, ormanların yanmasının sebeplerinden bir tanesi de orman ayak izi kapsamında meydana gelen o karbon ayak izinin bileşenleri etrafında dolaşan maddelerden kaynaklanıyor. Şimdi şu anda günümüzde en önemli konulardan bir tanesi yapay et meselesi. Bizim konularımızdan bir tanesiydi. Şimdi bu yapay et meselesinde insanlar sadece olayı böcek, kurt, solucan olarak algılıyor. Hayır efendim, yapay etin alanı o kadar geniş ki öyle bir başlık ki o basite indirgelen başlığın altında çok acayip şeyler yatıyor. Mesela yapay etin altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi de insan etidir. Yani insanlara insan etinin yedirilmesi. Hangi insanlara yedirilecek bunları? Hangi insanlar? Zombi tipi insanları yarın öbür gün frekans yoluyla veya cesetleri başka yollarla, değişik yollarla enkazların altında kalmış olabilir, savaşlarda kalmış olabilir, kaçırılmış olabilir, başka yerlerde muhafaza edilmiş olabilir. Bu insanların etlerini yemeye razı edecekler. Çünkü et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini ortadan kaldırmak istemelerinin sebebi de bu. Bu birincisi. İkincisi de şimdi bu yapay et mevzusunda geçen sene kapanmalarda, bir önceki sene pardon 2021 yılında kapanma dönemlerinde, aşılama döneminde Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Can Akçalı, Rektör Yardımcısı Can Akçalı yapay etin başvurusunu yaptı. Patent başvurusunu yaptı. Amerika'ya, FDA'ya bunun başvurusunu yaptı. Bu şahısın bir firması var. Bifit diye bir firması var. Bu firmanın reklamının sponsorluğunu, bu firmanın da ana reklamını, duyurularını yapan da Dünya Ekonomik Forumu'nun kendi sayfasıdır. Yani WEF, Dünya Ekonomik Forumu'nun kendi resmi sayfasında yer alıyor bu. Yani bu yapay eti yakın zamanda bize getirmek istemelerinin sebebi sadece böcek yedirmek değil, sadece solucan yedirmek değil, sadece kurt yedirmek için değil. Aynı zamanda insan etinin yedirilmesi durumunu taşıyor bu. 2016 yılında Hürriyet ve Milliyet gazeteleri bir manşetle kendi okuyucularının karşısına çıkmıştı. Neydi o biliyor musunuz? Hangi ünlünün etini yemek istersiniz? Ya da hangi sevdiğiniz aktörün tadına bakmak istersiniz gibi veya hangi ünlünün etini sofranızda bulundurmak istersiniz gibi algı çalışmaları yapmışlardı. Ve ne ilginçtir ki Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün bir beyanatında ve Dünya Ekonomik Forumu'nun bir beyanatında insanların atmosfere gaz saldığını, insanların da doğaya zarar verdiğini, onların ya bir şekilde yok edilmesi, yok edilen insanların da geri kalan insanlara yedirilmesiyle alakalı bir yayını vardı. O yayını kaldırdılar. Tabii bunların çıktıları var bende. Şimdi bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün almak istediği yetki, yani bizim anlatacağımız konuların içerisine giren meselelerden bir tanesi de bu yapay et konusu. Yapay et meselesi gelirse birincisi Birleşmiş Milletler çok ciddi bir yetki alacak. İkincisi Dünya Sağlık Örgütü bunu kullanarak tekrar bir yetki almak isteyecek. Bu iki yapı bizi kıskaca alacak. Yani seçimler bir aldatmaca, seçimler bir hikaye. Neden hikaye? 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin, bakın bütün partilerin diyorum, iktidarın da muhalefetin de ortak imzasıyla anlaşma yapılan bir süreç var, bir durum var. Nedir o? Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması'nın maddelerinden bir tanesi şu. Birincisi insan hareketinin yasaklanması ve kısıtlanması. İkincisi de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların artık ortadan kaldırılması. Bir diğer maddesi de işte benzin, petrol türevi araçların yavaş yavaş ortadan kaldırılıp elektrikli arabalara geçilmesi vesaire vesaire. İşte ondaki siz toplumun dijital para sistemi de bunlarla aynı kapsamda. Bakın şimdi biz geçen hafta
Mukaddes Hanım, pardon, geçen hafta değil, bir önceki hafta İstanbul'da bir açılış gerçekleşti. Bu açılış finans merkezi. İstanbul Finans Merkezi İstanbul'un göbeğine açıldı. İstanbul'da açılan finans merkezi sadece finansla, ekonomiyle alakalı değil. Orada tam 22 tane blok var. 22 bloğun her bir katında görevli bir küresel örgüt var. Her bir bloğunda da apayrı bir alan ve bölüm var. Ve yolu, yordamı, yolcusu, asfaltı, her şeyi ayrı. Her şeyi apayrı. İçerisinde kiliseden tutun da camiye, havraya, markete, jandarmaya, polise kadar her şeyin olduğu bir karargah. Yani finans merkezi açılan Türkiye finans merkezi, Türkiye'deki küresel İstanbul finans merkezi küresel bir karargahtır. İstanbul'un merkezine, İstanbul'un kalbine, İstanbul'un göbeğine açılan bu finans merkezinin asıl amacı nedir biliyor musunuz? Birincisi Paris İklim Anlaşması'nı oradan idare etmek. İkincisi akıllı şehirler projesini oradan idare etmek. Paris İklim Anlaşması'nı yöneten kim? Birleşmiş Milletler. Uygulayan kim? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Peki akıllı şehirleri yöneten kim? Birleşmiş Milletler'in direktifleri. Uygulayan kim? İklim ve değişik iklim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Şimdi birleştirelim parçaları. Finans merkezinin yapımını üstlenen, finans merkezinin yapımını takip eden kurum hangisiydi? İklim Değişikliği Bakanlığı. Ekonomiyle bir alakası var mı? Yok. Finansla bir alakası var mı? Yok. Ama İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yapıldı finans merkezi. Buradaki amaç şu. Bir, dijital para sistemini oradan yönetmek. İki, karbon ayak izi kısıtlamalarını oradan yönetmek. Üçüncüsü, Paris İklim Anlaşması'na bağlı olan iklim kanunun detayları orada hazırlanacak. Ve iklim kanunun geleceğini 2-3 gün önce Cumhurbaşkanı açıkladı. Dedi ki iklim kanunu getireceğiz. Ne demek bu iklim kanunu getireceğiz? Yani seçimler hikaye, kim ne okursa okusun biz bu kanunu getireceğiz demektir. İktidarıyla muhalefetiyle anlaşması imzalanan, altına imza atılan durum budur. Paris İklim Anlaşması'nın uygulanabilmesi için İklim kanunu getirecekler. İklim kanunu gelirse sosyal kredi sistemi gelecek. Sosyal kredi sistemi gelirse kısıtlamalar gelecek. Kısıtlamalar gelirse puanınıza göre sizlere iyi ya da kötü vatandaş rolü biçilecek. Bunlar şimdi ana gelen hatlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben 3 gün önce köydeydim. Son bir gün kala döneceğim gün. Annem dedi ki bugün dedi Tarım Müdürlüğü'nden gelecekler, ilçe Tarım Müdürlüğü'nden hayvanları aşılamaya gelecekler. Şimdi tabii ki bizimkiler biliyor. Neticede biz aşı olmamış bir aileyiz. Hayvanlara aşı yaptırmamış bir aileyiz. Ya dedim ki o zaman ben bir gün daha kalayım dedim. Kendi kendime son gün. Son gün döneceğim gün annem söyledi. Tabii bizimkiler bilinçli ama ben ekstradan kalmak istedim. Ne zaman gelecekler anne dedim. İşte şu gün gelecekler. Tamam güzel. Benim gelmeme bir gün kala, İstanbul'a dönmeme bir gün kala bizim köye hayvanları aşılamaya Tarım İlçe Müdürlüğü'nden geldiler. İki tane veteriner geldi pick-up tipi arabayla bizim köye girdiler. Geldiler bizim evde durdular. Bizim evin önünde durdular ama ben kulak misafir oluyorum. Dinliyorum onları. Şimdi annem var bir de ebem var. Biz ebe diyoruz babaanneye, anneanneye yörük olduğumuz için. Şimdi ebem var, ikisi var. Veteriner diyor ki hayvanları getirin de bir an önce aşılayalım gidelim. Diğer sıra evlere geçelim. Onları da aşılayalım falan filan muhabbeti. Bizimkiler zaten süreci bizden dolayı bildiği için ben şimdi burada neyi anlatıyorsam şu an burada aynısını telefonda annem anlatıyorum, babam anlatıyorum. Neyi gösteriyorsam anneme gösteriyorum, babamı gösteriyorum. Onları bilinçlendiriyorum. Ve bizim ailede zaten bu konulara çok şükür çok uyanıklar ve dikkat ediyorlar. Ve kendi çevremizi, kendi etrafımızı da bu yüzden uyarıyoruz. Şimdi veteriner geldi. Anneme diyor ki hayvanlar nerede? Annem diyor ki onlar otlamaya çıktı, meraya çıktı. Onları bir an önce toplayın getirin. Pardon dedim siz ne aşısı yapacaksınız dedim hayvanlara. Ne aşısı yapacaksınız? Biz şap aşısı yapacağız. Neden şap aşısı yapacaksınız? Köyde şap hastalığı mı var? Nedir yani durum niye? Niye bu şekilde alelacele böyle giriyorsunuz? Ondan sonra diyor ki Türkiye geneli, sizin köyde olmasa dahi Türkiye geneli bir talimat buluyor. Bakın, şimdi buradaki meseleye insanların bakış açısı nasıl değişiyor? Evet. Bakın şimdi insanlar korkuyorlar. Çocukları doğduğundan beri aşılayanlar, tabii ki şimdi hayvanları da aşılamaya başladılar. Hayvanları şap adı altında aşılıyorlar. Şimdi ben onlara dedim ki, şunu söyledim. Siz dedim bu köyde veya bizim sıra köylerde bir şap hastalığı duydunuz mu?
Hayır. Şap var mı? Yok. Böyle bir bizim memlekette, bizim köyümüzde böyle bir durum duyulmuş mu? Hayır. Şu an böyle bir durum yok. Peki siz durup dururken bu şap aşısını ne diye vuruyorsunuz? İşte talimatla geliyor. Hiçbir şey söyleyemiyorlar. Bilimsel hiçbir açıklamaları yok. Sonra da dedim ki, bakın beyefendi, biz bu köyde aşısız ailelerden bir tanesiyiz. Biz bu konuları çok iyi biliyoruz. Niçin bu aşılamaların yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Ne amaçla, hangi amaçla bunların yapıldığını da biliyoruz. Siz insanlara da aynısını yaptınız. Aşı olmayanı köyden dışarıya çıkarmadınız. Aşı olmayanı otobüse, minibüse bindirmediniz. Okullara Merkez sokmadınız. işte Şimdi gidemiyor, aynısını sinemalara gidemiyor, AVM'lere. hayvanlar için söylüyorlar. Aynısını diyorlar ki, eğer hayvanlar aşı yapılmazsa köyden dışarı çıkamazlar. Hayvan pazarına gidemezler. Satışı olmaz. Hiçbir şey yapamazlar falan filan falan. Bunları anlatıyor. Üç tane bizim doğmuş buzoğumuz var Yine küçük. yanılacaklar. Yine kazanacağız. Onları da küpe takılması için aşı yapılmasını istiyor. Yani diyor ki, ben buzoğlarınıza küpe takarım ama aşı yapmam lazım. Aşı yapılmamış hayvana küpe takmam diyor. Şimdi küpe takmadığı zaman hayvanla alakalı hiçbir şey yapamıyorsun. Yani köyden dışarıya çıkaramıyorsun. Hatta mereye bile çıkaramıyorsun. Yaylaya da hiç çıkaramıyorsun. Güya cezası var falan filan diye anlatıyorlar. Şimdi bunlara güzel bir orada güzel bir konuşma yaptım veterinere. Anlattım, 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 anlattım. Ondan sonra dedim ki, siz dedim bu aşıları hayvanlara yaparken herhangi bir sorumluluk alıyor musunuz? Hayır. Tamam, sen bu aşıları yap. Ben şimdi bir kağıt getiriyorum, bir de kalem getiriyorum. Bu hayvanlara oluşabilecek olumsuz reaksiyonlarda, herhangi bir maddi manevi zararda, aşı sonrası veya aşı kaynaklı herhangi bir olumsuz durumda sorumluluk alacağımı beyan ederim şeklinde isim soy isimle imza atıp verecek misin? Veya bende duracak mı? Hayır, atmıyorsun. Atmıyor. İmza atmıyor. Sorumluluk almadığın bir şeyin sorumluluğunu bana niye yüklüyorsun? Bir. İkincisi, Paris İklim Anlaşması'nın detaylarından, karbon ayak izi kapsamında ve hangi amaçla hayvancılığın yok edilmek istendiğinden, hayvancılığın hayvanların karbon gazı emisyonu bırakıyor diye zararlı olduğu algısıyla bu şekilde yapıldığını, aynı zamanda da bir başka köylünün Tarım Bakanlığı'na, Tarım Müdürlüğü'ne ve İl Müdürlüğü'ne, valiliğe yazmış olduğu yasada aşı sonrası zarar gören hayvanların zararının karşılanmasına ilişkin bir dilekçe yazıyor. Gelen cevap da şu: maddi manevi zarar bize ait değildir. Sorumluluk bize ait değildir. O belgeyi de gösterdim. Ondan sonra kendisini güzel bir şekilde İnsan uğurlamış ve göndermiş oldum. aşılarında da öyleydi Can. İnsan Kesinlikle. aşılarında da sorumluluk bize aitti. İnsana Tabii aitti. ki insanların aynısını yaptılar. Yani insanlara yapılan neyse hayvanlara yapılmak istenen de o. Doğaya yapılmak istenen de o. Yani insanları kısıtladıkları gibi hayvan hareketini de kısıtlıyorlar. Aynı yolla, aynı metotla, aynı hususla, aynı durumla. Şap olmayan bölgelere şap aşısı yapıyorlar. Şap aslında olmayan hayvanlara şap aşısı yapıyorlar. Buradaki amaç hayvanın sağlığını düşünmek değil, hayvanları ve hayvancılığı yok etmek. 2 gün önce Haymana'da 30 tane inek, 30 tane inek bu aşılardan sonra maalesef ki öldü. Bunun gibi birçok şey var. Hatta bizim sıra köylerde, bizim köyde dahi aşılamaya, birinci aşıya geldiklerinde aşıdan sonra hayvanların tamamının öksürdüğünü öğrendim. Ya sen şimdi hem bu hayvanları aşılıyorsun, hayvanlar hasta oluyor, sorumluluk alamıyorsun. Hem de ikinci kez geliyorsun, hayvanlara aşı yapmak istiyorsun. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada hayvancılık yapanlar varsa kesinlikle ama kesinlikle ceza yazılacakmış, hayvan çıkamayacakmış, oraya gidemeyecek. Bunlara takılmayın. Bakın bizim de hayvanımız var köyde. Hiç önemli değil. Aşısız, küpesiz hayvanı aşısız insanlar alır. Aşısız insanlar talip olur. O noktada kesinlikle şek ve şüpheniz olmasın. Bir, ceza yediğiniz zaman cezadan ötürü de korkmayın. Bunlar nasıl ki sokağa çıkma cezası Anayasa Mahkemesi'ne aykırıysa, maske cezası nasıl anayasaya aykırıysa, hayvanlar için kesilen cezalar da aykırı. Bizim hazırladığımız red dilekçeleri var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşı red dilekçesi, onları kullanabilirler. Onları mutlaka muhafaza etsinler. Şimdi bu yapay et meselesinde insan eti dedik ya. Bu insan eti meselesi, bakın şimdi bu bir belgede değil mi? Bu belge sürdürülebilir kalkınma eylem planı. Yani Birleşmiş Milletler'in
17 tane maddesi vardı. Bu maddelerden işte bir tanesi yoksulluk, iki tane ikincisi açlık vesaire, üçüncüsü sağlık, dördüncüsü eğitim, beşincisi toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 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 birçok husus var. Yani buğday yangınları, hayvan ölümleri, hayvanların aşılanması, karbon ayak izi meseleleri, yapay et meselesi, bunların tamamı buraya giriyor. Bu madde, yani şu görseli iktidarın ve muhalefetin bütün resmi sayfalarında görebilirsiniz. Yani ortaklaşa bir süreç yürütüyorlar. Bu süreçte de şunu söyleyeyim, teslim alabildikleri insan kitlesini alacaklar. Alamadıklarıyla da dünyanın varlığı bir şekilde devam edecek ve sürecek. İşte insan ailesi dediğimiz kavram bu. Yani bu sürece teslim olmayan, bu süreçten sağ çıkan, bu karanlıkları aydınlatan, ne olursa olsun ucunda ölüm dahi olsa teslim olmayan insanlar bu süreçten inşallah güzel bir şekilde kurtulacaklar. Şimdi 2024 yılında Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün bir anlaşma planlıyor. Bu anlaşmada ulus devletleri ele geçirme projesi var. Yani müdahale riski. Şimdi bizim konularımız arasından da bir tanesi neydi? Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen imtiyazlar. Bu imtiyazlar neticesinde de eğer finans merkezindeki iklim kanunu geçerse, iklim kanunundan sonra verilecek olan yetki de bu. Nedir bu yetki? Dünya Sağlık Terör Örgütü Bill Gates'in kurmuş olduğu CERN projesi, 3000 kişilik bir ordu, yılda 1 milyar dolara koordine edilecek bir orduyla müdahale riski taşıyabilecek. Müdahale riski taşıdığı zaman asker, polis devre dışı kalacak ve ulus devletlerin ele geçirilme süreci başlayacak. Tek devlet, tek millet, tek bayrak dedikleri aslında o. Tek dünya devletinin dini, tek dünya devletinin milleti, tek dünya devletinin tek tip insan anlayışı süreci demektir. İşte bu sürecin sonunda dediğim gibi bizler mücadelemizi sürdüreceğiz, teslim olmayacağız, dik duracağız, iletişim halinde olacağız ki bizim haftaya 14 Mayıs'tan önce diyorum, bakın seçim algısı asla aldatmasın, ama biz 14 Mayıs'tan önce bütün siyasi partilere uyandırmak, bütün siyasi partilere ultimatum, yani sert bir mesaj ve deklarasyonla bütün konulara değinecek şekilde basın açıklaması yapacağız. Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacaksınız. Def olacaksınız. Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün şu önünü kapatacaksınız. Yemeğe bunu da söyler evet. misin? Bunu da ekler misin lütfen? Bunu da ekle lütfen onun içine. IMF'den çıkana kadar çıktık. Şu saatten sonra IMF'den para da istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Bu çok 30 tane madde belirledim. 30 tane madde belirledim. Paris İklim Anlaşması, İklim Kanunu, Dijital Para Sistemi, Nakitsiz Toplum, Cinsiyetsiz Toplum, ondan sonra yapay et, sahte ne varsa, yapay zeka vesaire, bunların tamamı, karbon ayak izi vesaire, bunların tamamına ilişkin bir deklarasyon açıklaması yapacağız. Ama bu hem iktidara hem de muhalefete, bütün partilere uyarı yapacağız. Eğer siz yönetmeye talipseniz, eğer siz yönetime talipseniz, eğer siz muhalefete talipseniz, eğer siz muhalifseniz, eğer siz iktidar veya muhalefetseniz, kim olursanız olun, kimler gelecekse, kimler gidecekse bütün partilere uyarı yapacağız. Bu konuda da bütün maddeleri tek tek hepsini sıralayacağız. Üzerine bir çalışma yapacağız. Ve önümüz haftada İstanbul'da herhangi bir meydanda bunun basın açıklamasını hep birlikte yapmış olacağız. Lütfen kontrolü bana bilgi ver, duyuralım lütfen. Sosyal tabii ki, tabii ki. Kanalında. Bakın şimdi, Cemre'yi de ilave eder misin oraya lütfen? O da var. O da var. Hatta biz o konuya biliyorsunuz ki dava açmıştık. Söylemiştim evet. Sizin yayınınızda. O davayla alakalı savcılık reddetti. Biz itiraz ettik sulh ceza hakimliğine. Sulh ceza hakimliği de itiraz ederse, yani itirazımızı reddederse, onu da Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Türkiye'de Chemtrace'e dava açan tek ekibiz. Türkiye'de Chemtrace'e. Elmalarımıza, fındıklarımıza, zeytinlerimize artık ambargo uygulanmasın. Biz istediğimiz kadar tüketelim. Almasınlar, biz kendimiz üretelim, kendimiz tüketiriz. Bu da çok önemli. Ya gümrük birliği mahvolduk. Ata tohumlarının yaygınlaştırılması, ithal tohumlarında bu ülkeden uzaklaştırılması, bütün gıda sektörlerinin denetim altına alınması, zararlı maddelerin tamamının yok edilmesi, böcek bunlardan kaçınılması. Hepsini not alacağız. Hepsini orada tek tek bütün partilere çağrı yapacağız. Yani hiçbirine muhalefetin
ne de AK Parti'nin bütün bunları yapabileceğini açıkçası, yani inşallah yaparlar. İnşallah. Bunu yapan zaten insanoğlunu, Ademoğlunu kurtarmış demektir. Yani o insan ailesine bir katkıda bulunmak istiyorum Ali Osman'cığım. Çok önemli bir katkıda bulunmak istiyorum Can. Ta şeyden, elma ağacından, yılan, Adem, Havva hikayesinden bugüne kadar yılan oğullarıyla Adem oğullarının savaşıdır. Adem oğlu demek insan demektir. Direkt Sidretül Münteha'dan bugüne kadar olan insan ve yılanın, iblisin, yani iblisin ve şeytanın ve Adem'in savaşıdır bu. Onun için Adem'in çocuklarının hepsi insandır aslında. Yani savaş yılan oğullarıyla Adem oğullarının savaşıdır. Onun için Adem ailem, insan ailem demek, bu biraz daha genişletelim bunu. Çünkü tamamen melezleşti. Sokakta insan tipinde gezenlerin çok azı insan sevgili Can. Yani çok az insan var. Evet, sözünü kestim. Şimdi zaten önümüzdeki dönemden sonra en fazla bir sene, iki sene sonra ciddi bir yol ayrımına giriyoruz. Bu yol ayrımı insan ve insanımsı olarak ikiye ayrılıyor. Yani insanlığını ve fıtratını teslim etmemiş olanlar için yeni bir dönem başlıyor. Dediğim gibi 2023 karanlığın en zirve yaptığı dönem olacak ama aynı zamanda aydınlığa en yakın olduğu dönem olacak. Buradaki en önemli husus şu. Birincisi, İnsanların bu konulara karşı uyanık olması gerekiyor. Yani akıl her zaman uyanık olacak. Teslim olmayacak. Ucunda ölüm dahi olsa, ateşin içinde yanacağını bilse asla ama asla teslim olmayacak. Bu bir kere, bu bizim bilincimizde olmalı. Bu enerjiye sahip olmalıyız. Bu güce sahip olmalıyız. Bu güce sahip olmak için de akıl gücünü kullanmamız gerekiyor. Kalp duygumuzu iyi kullanmamız gerekiyor. Düşünce gücümüzü iyi kullanmamız gerekiyor. Duygu gücümüzü iyi kullanmamız gerekiyor. Ve ruhsal psikolojik enkazın altında kalmadan, inanın, bu süreci hep birlikte insan ailesi olarak güzel bir sürece dönüştüreceğiz. O günler çok yakın. O günler o kadar yakın ki, ben her zaman söylüyorum, bakın, organik insanlara çok büyük ihtiyaç olacak. İnsanlığını teslim etmemiş insanlara çok büyük ihtiyaç olacak. Çünkü bu ülkenin, bu dünyanın üretimi, toprağı, tarımı, gıdası, her sektörü, her şeyi, kanı, canı, damarı, ruhu, geleceği, nesli, her şeyi son insan neslinin elinde olacak. Yani bu son insan nesli kim? Bizler. Sorgulayan insanlar. Bunun mükafatını bizler göreceğiz. Çünkü bu zulmü yaşayan bizleriz. Bu zulmü insanlık yaşadı. Bu zulmü ve soykırımı insanlık yaşadı. Bu zulmü ve soykırımı direnişini yaşayan insanlara bir mükafat dönemi, bir rahatlama dönemi gelecek. Bir gün gelecek, karanlık gecede gökteki yıldızlar gibi parıl parıl parlayacaksınız. Yıldızlar gibi aranacaksınız. İnsan ailesi dönemi geliyor. Siyasi dönem bitiyor. İnsan hareketi geliyor. İnsan hareketi. Ben siyasetle niye ilgilenmiyorum? Çünkü 2 ay sonrasını düşünüyorum. 3 ay sonrasını düşünüyorum. 5 ay sonrasını düşünüyorum. 6 ay sonrasını düşünüyorum. 14 Mayıs'a kadar düşünmüyorum ben. 14 Mayıs'a kadar düşünceye sahip değilim. Ben ileriyi düşünerek hareket ediyorum. İnsan hareketi geliyor. Kimse bunun farkında değil. Ve çok ciddi manada hesap edilmeyen durumlar olacak. Bu küresel planlar işlerken, bizler bu küresel sürece karşı dik dururken, teslim olmazken, bir de bu sürecin doğal bir süreci olacak. Yani bu tuzaklara karşı direnirken, bu süreç doğal bir dönemi getirecek. Tıpkı pandemi döneminde doğal bir sürecin doğup kendini ve kendi çevresini uyandıramamış insanlar, bir başka insan ailesiyle beraber bir araya geldiği gibi, aynı düşüncede buluştuğu gibi, aynı safta bir araya geldiği gibi, işte nedir? Bu sürecin bir doğal doğumu, doğal süreci olacaktır. Bakın şimdi Kızılay kan stoğunun bittiğini açıklamıştı. Kan stoğu niye biter? Bir, ya savaş olur, ya çok büyük bir deprem olur, ya kan satılır veya kan vermiyordur kimse veya başka bir şey değil. Hiçbirisi değil. Hiçbirisi değil. Tek sebep ne biliyor musunuz? Kızılay'ın kan stoğunun bitmesindeki tek sebep pıhtılaşma oranının artması. Depreme bağlı olarak depremle alakası yok. Çünkü depremden çıkan yaralı sayısı bizim vefat eden, enkaz altında canını veren
insanlarımızın sayısından çok çok daha az. Ve bizim kan stoğumuz 25-30 yıldır birikiyor. Çünkü Türkiye en büyük depremi, en büyük acıyı 99 depreminde Gölcük'te gördü. Onun haricinde çok büyük bir deprem olmadı. Çok büyük bir yaralanmaların olduğu bir durumumuz olmadı. Kan bir ya satılmıştır ya da kan stoğunun erimesinin bir sebebi vardır. O da nedir? Kan pıhtılaşma oranının artmasıdır. İşte bizim sıvı olmayan insanların kanına çok büyük ihtiyaç duyulacak. Sıvısız öğretmen, sıvısız doktor, sıvısız gelin, sıvısız damat dönemi geleceğini 3 sene önce söylemiştik. Ha bu arada aşı olmuş insanlara da sıvısızların kanı fayda edecek. Ancak onların kanıyla kendi kanlarını temizleyebilecekler. Hacamat ve çam iğnesi haricinde bir de böyle bir dönem olacak. İşte onları da bu tuzaktan bizler çekip kurtaracağız. Onları geçmişte nasıl düşünüyorsak bundan sonra da düşüneceğiz. Önümüzdeki planlara ve oyunlara karşı onları anlatmaya çalışacağız. İklim plan demesine karşı uyanık olacağız. İklim plan demesine boyun eğenin bir daha kurtulma şansı asla yok. İklim plan demesi insanlığa karşı, hayvanlığa karşı kurulmuş en büyük tuzaktır. Pandemi tuzağı insanlığa kurulmuştu. İklim plan demesi doğaya ve hayvanlara kuruluyor. Pandemi tuzağı insanlara kurulmuştu. İklim pandemisi hayvanlara ve doğaya kuruluyor. Müthiş. Her hayvandan birer çift alma dönemine geçiyoruz. Her hayvandan birer çift alma. Herkes kedisine, köpeğine, ineğine, buzağısına, öküzüne, danasına kimin neyi varsa sahip çıkması gerekiyor. Çünkü süreç ilerleyen dönemde onu gösteriyor. Artık biz bazı şeylerin sonuna geldik. Yapay ve sahte gündemle insanları oyalıyorlar. Asıl tehlikenin farkında değiller. Bakın bir taraftan çip fabrikası kuruluyor, bir taraftan yapay et güzellemesi artıyor, bir taraftan çocuk genelgesi yayınlanıyor. Bir hafta önce bayrama 2 gün kala çocuk eylem planı genelgesi yayınlandı. Ne demek bu biliyor musunuz? Orada diyor ki eşit eğitim, eşit sağlık, eşit bilmem ne bilmem ne. Nedir o biliyor musun? Eşit dediği şu. Cinsiyetsiz toplum projesini yani doğum yapmayan insan modeli, insanımsı harekete geçmenin mantığı taşıyor. Son nesil Z kuşağı dedikleri son nesli tamamen bitirip bundan sonraki süreçte hem doğum oranını azaltmak, hem doğumların önüne geçmek, hem erkeği ve kadını kısırlaştırmak ve bundan sonraki süreçte de o çocuk genelgesiyle cinsiyetsiz eşit toplum adı altında ne yazık ki bunları yürürlüğe koymak. Bu sadece Türkiye'de mi oluyor? Hayır. Bakın bu çocuk genelgesi hemen hemen birçok ülkede şu anda eş zamanlı olarak yayınlandı. Sadece Türkiye'de değil bu. Fakat Türkiye, Hollanda, Avustralya gibi ülkeler pilot ülkeler. Türkiye pilot ülke. Türkiye denek ülke. Neden denek ülke biliyor musunuz? G20 zirvesinde alınan bir kararda G20 zirvesi geçtiğimiz aylarda 2-3 ay önce oldu. Orada Katar ve Suudi Arabistan dedi ki biz Paris İklim Anlaşması'nı uygulayamayan ülkelere bir bütçe ayıralım, paralarını biz karşılayalım, biz finanse edelim, bir an önce uygulasınlar. Bakın E-Namus kime satıldı? Katarlara satıldı ortaya çıktı. Peki Katar G20 zirvesinde neyin sponsoru oldu? Paris İklim Anlaşması'nın sponsoru oldu. Suudi Arabistan sponsoru oldu. Ve Türkiye bu anlaşmayı 2016'dan 2021 yılına kadar imzalamadı. Bakın 2016'dan 2021 yılına kadar imzalamadı. 2016'da Paris'te gündeme geldi. 2017'de kabul ettiremediler. 2018'de kabul ettiremediler. 2019 ve 2020'de kabul ettiremediler. Neden? Çünkü para vermemişlerdi. Ne zaman kabul ettiler? 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Paris İklim Anlaşması yayınlandı. Paris İklim Anlaşması yayınlandıktan sonra, imzalandıktan sonra Türkiye'de depremler artmaya başladı. Türkiye'de fiyatlar tavan yapmaya başladı. Türkiye'de buğday yangınları artmaya başladı. Türkiye'de orman yangınları artmaya başladı. Türkiye'de ithal tohumun tamamen önü açılmaya başlandı. Türkiye'de büyükbaş hayvanların katli ve ölümü artmaya başladı. Türkiye'de küçükbaş hayvanların ölümü artmaya başladı. Arkadaşlar bundan sonra çok uyanık olmamız lazım. Bundan sonra ne para, ne pul, ne makam, ne mevki, ne saltanat, ne saraylar. İnanın insan için hiçbir şeyin önemi olmayacak. Sadece akıl. Ne demek bu akıl diyorum? Çok önemli. Size verilenin tersini düşünmek.
Size anlatılanın tersini düşünme. İnsanları öyle bir tuzağa çekecekler ki bu tuzaktan ne paranızla kurtulabilirsiniz, ne arabalarınızla kurtulabilirsiniz, ne köşklerinizle kurtulabilirsiniz. Ancak akılla kurtulabilirsiniz. Ama kurtulduğunuz zaman hepsi sizin ayağınıza gelecek. Mükafat dönemine kendinizi hazırlayın. Siyasi değil, insani düşünün. Siyasi kavgalardan uzak durun. Siyasi atışmalardan uzak durun. Söylüyorum, bakın, insani hareket geliyor. Kendinizi ona hazırlayın. Ben siyasi olarak niçin böyle bir şeye girişmiyorum, neden anlatmıyorum? Çünkü ben kendimi insani harekete hazırlıyorum. Ben insan hareketine kendimi hazırlıyorum. Ben biz kendi toplantımıza gelen insanları, sorgulayan insanların dönemini hazırlıyoruz. Çünkü küresel elitler, şeytani örgütler nasıl kendilerini elitler diyorsa, Allah da kendi elitlerini seçiyor. Allah da sorgulayan insanları seçiyor. Kendi içimizden, kendi alanımızdan sisteme boyun eğmemiş, fıtratına teslim etmemiş insanlardan seçiliyor. Mükafat döneminiz çok yakın. Benden söylemesi, bu mükafat dönemine erişen erişir. Erişemeyen fırkanın birisi diyor. Evet. Hazreti Peygamber bakın. 72 fırkanın birisi diyor. Ali Osman'da aynen öyle. 72 fırkanın 72 kişiden birisi yani. İnsan kalacak. Bakın şimdi elimde bir belge var. Bu belge Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir belgesi. Ben şimdi genelde belge konuşuyorum. Belge konuştuğum için beni televizyon kanallarına çağıramaz. Çünkü ben her konuştuğumu belgeleyebilen bir insanım. Bakın bu belge Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği bir belge. Yakınlaştırayım burada. Bakın ne yazıyor burada? İklim Değişikliği Eylem Planı diyor. Bakın İklim Değişikliği Eylem Planı. Ne zaman gönderilmiş bu? Geçen Ekim ayında gönderilmiş bu genelge. Ne demek bu biliyor musunuz? İklim Değişikliği Eylem Planı adı altında kendi personeline, kendi bünyesinde olan bazı kişilere, bazı kurumlara eğitim aldırıyor. İklim Eylem Planı. Ne demek bu İklim Eylem Planı? İklim Eylem Planı şu. İklim Eylem Planı karbon ayak izi meselesinde bir ara bahsettiğimiz, yayında bahsettiğimiz şu karbon ayak izi meselesinin kısıtlanması ve cezai yaptırıma tabi olunmasıyla alakalı bir durumu. İklim eylem değişikliği bu. İklim kanununa o yüzden karşı çıkmalısınız. İklim kanununa karşı çıkmalıyız. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi için hem hükümeti hem de muhalefeti ve bütün partileri uyandırmamız gerekiyor. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeyi planlayan siyasi propagandaya kitlelerini bölen insanlara bunları anlatmamız gerekiyor. Eğer biz bunları anlatamazsak okşayacak bir kedi dahi bulunamayacak. Deprem enkazında insan canlı veya cansız bulabileceğimiz bir köpek dahi etrafımızda bulamayabiliriz. Otlayacak bir hayvan bulamayabiliriz. Sütünü alabileceğimiz bir inek bulamayabiliriz. Etini alabileceğimiz bir hayvan bulamayabiliriz. Burada mesele et yemek değil. İnsanları tamamen köleleştirmek. Bakın bu böceklerden, solucanlardan, çekirgelerden yapılacak olan un tozları sadece size bunlar gıda olarak gelmeyecek. Aynı zamanda bunların yenilmesi için bir baskı aracı, bir şantaj aracı, bir tehdit aracı olarak kullanılacak. Yani siz diğer ürünleri almak istediğiniz zaman önce bunları kabul etmenizden ve o iyi ve kötü vatandaş anlayışından geçmenizden gerekiyor. O puanı tutturmanızdan gerekiyor. İnsan etini yedirecekler. Mesele böcek de değil aslında. Mesele solucan, çekirge de değil. İnsan eti yiyecekler ve kimse bunun farkına varmayacak. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Biz şu anda birçok bölgede irtibata geçeceğiz. Ata Tohum projesiyle kendi sürecimizi, kendi alanımızı oluşturacağız. Aşısız hayvanları tespit etmemiz gerekiyor. Hayvancılık yapanları uyarmamız gerekiyor. Ve çevremizde mutlaka ama mutlaka bu konulara eğilimli olan insanlara da bu konuları bizim anlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreç karanlık ama bu karanlıkta yenilmeyecek olan insanlar sorgulayan insanlar olacak. Rahat olun. Bu süreci atlatacağız. Bu süreci çözeceğiz. Bu sürecin üzerine gideceğiz. Bu süreci siyaset değil biz çözeceğiz. Bu süreci siyaset değil, insani hareket çözecek ve güzel bir şekilde bunun mükafatını herkes alacak ve göreceksiniz bunu. Bunu bir kenara not alın.
İnsanlık için el ele gerçek olacak. Bir gün gökteki yıldızlar gibi aranacaksınız. Gerçek olacak. İnsan ailemiz niye diyorum ben, neden bu ailemiz kavramına indiriyorum? Çünkü o kadar kalacağız. Çünkü gerçekten insan ailesi olarak kalacağız. Geri kalanı insan olarak devam etmeyecek. Kontrol altına alınmış robotlar sistemine dönecek. Yani kontrollü bir hayat yaşayacaklar. Bu sisteme biat etmeyenler aynı şekilde yaşamına, aynı şekilde fıtratına, aynı şekilde insani iradesine, aynı şekilde kalbine, ruhuna, vicdanına, her şeyine sahip çıkacak. Çocuklara sahip çıkacak. Hiç kimse korkmasın. Hiç tasalanmayın. Diyorlar ya biz ne yapacağız? Çok basit ya. Çözüm var. Çözüm var. Çözümsüz hiçbir şey yok. Bakın ben kendimden örnek verdim. Hayvanlara aşı yapmak için köye gelen ekibe güzel bir açıklamayı da göndermiş oldum. Sepetlemiş oldum. İstemiyorum kardeşim. Senin küpeni de istemiyorum, bileziğini de istemiyorum, aşını da istemiyorum. Hiç gerek yok. Ben hayvanımı aşısız bir şekilde otlatacağım ve o şekilde de ben hayvanımı satmak istiyorsam, eğer birilerine vermek istiyorsam o bizim ailemizden olacak. İnsan ailesinden olacak. Benim gibi düşünen insanlar alsın. Ben istemiyorum zaten başkasını. Ben bu sıvılara teslim olan, bu sıvılara güvenmeyip, bu sıvılara karşı mücadele eden bir insan olarak ailesini nasıl bilinçlendirdiysem kendi çevremi, kendi yakınlarımı, kendi insan ailemizde buna karşı bilinçlendirmekle yükümlü bir insanım. Sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Yakında il gruplarımızda da aktif bir şekilde harekete geçecek. WhatsApp gruplarını oluşturmaya başladık. Her ilde insan hareketini oluşturacağız. Her ilde. Gerekirse bütün illeri tek tek dolaşacağım. Diyarbakır'dan çıkıp Edirne, Trabzon, Artvin, Kastamonu, İç Anadolu, her yeri gezeceğim gerekirse. Aşılama döneminde 36 ile gittim. Gecenin ikisinde Diyarbakır'dan, Antep'ten, Adana'dan çıktım. Rize'ye, Trabzon'a gittim. Oradan Kastamonu'ya, oradan Eskişehir'e, oradan Afyon'a, Kütahya'ya, oradan Ankara'ya, İzmir'e, oradan Tekirdağ'a, Edirne'ye gitmediğim yer kalmadı. Bu süreçte de aynı şekilde gerekirse kapı kapı il il dolaşıp bu süreci anlatmaya devam edeceğiz. Sahada olmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada değil sadece. Yüreğimizle, canımızla, kanımızla, kalbimizle, duygularımızla, her şeyimizle bu süreci anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. İnsanları uyandırmaya devam edeceğiz. İnsanların şu anda uyanması gereken en önemli husus iklim oyunu. Bu oyuna karşı uyanık olmaları gerekiyor. Çocuklarına karşı uyanık olmaları gerekiyor. Çocuk genelgesine karşı uyanık olmak gerekiyor. Ve bizim gibi insanların sayfalarını, sizin gibi insanların sayfalarını sık sık takip etmekte ve iletişimde olmakta fayda var. Ve bizler ulaşılmayan insanlar değiliz. Bunu buradan söylüyorum. İhbar hattımız var. İhbar hattımıza rahatlıkla insanlar ulaşabiliyorlar. Bir sıkıntı, bir soru olduğu zaman da bize aynı şekilde ulaşabiliyorlar. Bebeklik aşılarını yaptırmamıştır, mahkemelik olmuştur. Topuk kanı aldırmamıştır, mahkemelik olmuştur. Karbon ayak izi uygulaması vardı, sıkıntı yaşıyordu. Ne bileyim bir sürü şey, hayvan aşılamalarıyla alakalı. Çıkamadığı durumlar olup bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz bunları ücretsiz bir şekilde, bunu insan ailemiz kavramı adı altında zaten elimizden geleni yapıyoruz. Bu sistemin tek amacı insan hareketini ve hayvan hareketini kısıtlamak. İnsan hareketi kısıtlanırsa hayvan hareketi kısıtlanır. Hayvan hareketi kısıtlanırsa bitki hareketi kısıtlanır. Neye göre söylüyorum bunu? Bakın Digel 2020'nin nüfus verilerini yayınladı. Digel diye bir firma. Digel firması kime ait biliyor musunuz? Rockefeller Vakfı'na aittir. Bunu buradan internetten bakabilirsin. Digel 2025 firmasının Türkiye nüfusu 12 milyon erimiş gözüküyor 2025'te. Yani 2025'te Türkiye'nin nüfusu 12 milyon erimiş gözüküyor. Ne demek bu? İnsan nüfusu yakında azalacak demektir. Çünkü planları ona göre yapıyorlar. Uyanık olmanızda fayda var. Bakın siyasi günlük atışmalara, geçişi saçma sapan şeylere takılmayın. Evet. Önümüzdeki süreci düşünerek hareket edin. İlerideki durumları ve planları düşünerekten hareket edin. Yani bu şirket sadece Türkiye değil, küresel nüfus azalma planlaması ve projeksiyonu yayınlayan bir firma. Türkiye'de bunun içinde, Türkiye'de 12 milyon, yaklaşık 12 milyon insanın nüfusunun eridiği gözüküyor. Zaten bir kısmı 1 milyon, 2 milyon civarında zaten deprem enkazında kaybettik. 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun ölüm oranlarını geç açıklaması, yani 2023'ün sonuna kadar açıklamaması, 2023'ün ortasına kadar açıklamaması daha yeni açıkladı. Aynı zamanda Karayolları Genel Müdürü bütün tabelalardan, şehir tabelalarına nüfus oranlarını sildi. Silme sebepleri de nüfus planlamasıydı. Bir göç dalgası yaşanabilir yakın zamanda. Buna karşı da çok dikkatli olmakta fayda var. Bulunduğunuz şehirlerde
kendi ailenizi, yani kendi ailenizi dediğim, önce kendi birinci tekil ailenizi, özel ailenizi, birinci derecenin ailenizi, sonra ikinci derecenin insan ailenizi bulmakta, onlarla beraber olmakta fayda var. Bunları sağlamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar ve bu süreçte de dediğim gibi sıkıntı yaşayan, çözüm noktasında tıkanan insanlar bize ulaşabilir. Biz her zaman için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Bakın 2023, 2024, 2025, 2025'e kadar Gavi ile yapılan bir anlaşma var. Gavi nedir? Gavi küresel aşı ittifakıdır. Kurucusu Bill Melinda ve Bill Gates farklıdır. Ortaklarıdır aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü. Onun ise bunlarla ortaktı. Bakın bunların planlarından bir tanesi çip meselesidir. 11. Kalkınma Eylem Planı 61. maddesinde çip vardır. Nedir o çip? Yani deri altı çipler. Yarın öbür gün çip meselesi gündeme gelecek. Bunların hepsi bizim gibi sorgulayan insanlara biat ettirilecek bir durum değil. Bakın biz haftaya basın açıklaması yapacağız. Sebebi de işte bu. Bu küresel konuların hepsini tek bir madde haline getireceğiz. Bütün partilere diyeceğiz ki, bütün partiler diyor bakın, bütün siyasetçilere ayağınızı denk alın. İnsan hareketi var. Sorgulayan insan hareketi var. Bize yarın öbür gün muhtaç olacaksınız. Sizin yakınlarınız bize muhtaç olacaklar. Bizim kanımıza, bizim her şeyimize muhtaç olacaklar. Ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk alın. İnsan hareketi geliyor. Sorgulayan insanlar bu süreçte teslim olmayacağını bir kez daha orada ifade etmiş olacak. Vakfın adını Temmuz yine ayına bir daha çok dikkat söyler edin. misin? Vakfın adını Melinda Gates vakfın adını bir daha söyler misin? İsme bak. Bill İsme bakın canlar. ve Melinda Gates Vakfı. Hayır. O diye, şeyin adı ne? Diğer adı Gavi, neydi? Gavi, Hayır Gavi, onu Küresel Aşı bekliyorum. İttifakı. Ha, küresel Aşı İttifakı. değil. Başka bir şey söyledin. Başka bir vakıf adı söyledin. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, UNICEF, Değil. Tamam. Onu DEGEL firması. birkaç 2025 nüfus verilerini. cümle ha nüfus evet bu 2025 küresel nüfus azalma projesini yayınlayan DEGEL diye bir firma var. evet DEGEL firması Rockefeller Vakfı'na aittir. projenin adı çok ilginç zaten nasıl bir Tabii proje bakın hazırdır bu? burada zaten DEGEL 2025 diye burada zaten kendi sayfalarında yazıyor. Bu 2025 diye not düştüğü sene ülkelerin nüfus oranlarının düşürülmesiyle alakalı sonucu yayınlıyor. Türkiye de bu listenin içerisinde yer alıyor. Türkiye yaklaşık 12 milyon civarında nüfusu erimiş gözüküyor. Onların dünya nüfusunun azaltılması vakfı da var. Tabii ki Vakfın zaten bu adına dedim bak ya. yani dünya nüfusunun azaltılması vakfı. Yani nasıl Şimdi bir bunları zaten vakıflık bu biliyorsun. yani? 500 milyonun altına tutmak vardı hedefleri. Bu hedefleri bir şekilde geliştirmek, bir şekilde bu hedeflere ulaşmak. Yani bu DEGAL firmasının tahminleri uydurma değil. Bunlar askeri teknoloji makaleleri yayınlayan bir firma. Yani öyle basit sıradan Ahmet'in Mehmet'in kurduğu bir site değil. Peki bunların Rockefeller Vakfı'nın 2032 yılındaki dünya nüfusunun şeyini biliyor musun? Açıklamasını. nasıl? 2032 yılındaki bütün dünya nüfusu. Şu anda kaç? 8 milyar değil mi dünya Tam nüfusu? 8 Tam milyar. 8. Peki söyleyeyim. 2032 yılında 2 milyar 320 milyon. Tamam. Zaten planlar öyle. Yaz oraya. 500 milyon Ve olamıyor ama 2 milyar 320 milyon. Bu da şu demek yaklaşık 8 kişiden ortalama 5,5-6 kişinin değil mi? 8'de 6 yani 8 kişinin 2 kişinin hayatta kalması anlamına geliyor. Onun için şu bakın anda siyaset kavgası yapmak kadar komik, trajikomik bir çok şey boş. Asıl görmüyorum ben. O tehlike kadar önümüzde. komik ki. Asıl tehlike önümüzde. Neden biliyor musun? Bakın şurada 2030 diye bir kitap var elinde. Bu 2030 kitabının yazarı yabancı bir yazar. Bunları alayını tanıyan bir yazar. Bunları iç yüzünü bilen bir yazar. Bizim burada konuştuklarımızın çok daha fazlası var. Çok daha ötesi var. Agenda 2020, 2030 Birleşmiş Milletler'in kalkınma eylem planlarındaki amaç neydi? Büyük sıfırlamayı 2030'a kadar gerçekleştirebilmek. Bunu gerçekleştirebileceği insan sayısı var. Bir de buna inandıramayacağı, teslim alamayacağı, boyun eğdiremeyeceği bir kitle var. Biz o kitlenin içerisinde onları istediği tarzda değil ama bizim dik durarak teslim olmadan bu sürece karşı
kendi durumumuzu muhafaza eden bir insan ailesi dönemine geçeceğiz. O dönem çok yakın, çok uzak değil. Yani en fazla bir sene içerisinde çok ciddi şeyler değişebilir. Hatta Temmuz ayına dikkat etmekte fayda var. Çünkü Temmuz ayında iklim kanunu gelebilir. İklim kanunu gelirse çok büyük bir sıkıntı. Bu kanuna karşı bir şekilde siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına giren partilerin imzası olduğu için onlara çok fazla güven olmuyor. Onlara çok fazla itibar edilmiyor ve etmemek gerekiyor. Ama bizler kendi camiamızda bizim gibi düşünen insanlarla beraber olursak, bunlarla birlikte ortak çalışmaları yaparsak ben bu iklim kanununa karşı ciddi bir engelleme olacağımızı, bu konuda bir set olacağımızı düşünüyorum. Bu da bizim için önemli bir mesele. Hayvanlar konusunda söylüyorum. Birer çift hayvan alma dönemine gireceğiz. O yüzden tanıdığı olan mutlaka, bakın mutlaka, çünkü hayvan nüfusu da azalıyor şu an. Eş zamanlı gidiyorlar. İnsana göre hayvan azaltıyorlar, hayvana göre de bitkiyi azaltıyorlar. Yakında meraları dahi yasaklayabilir. Ama hiç önemli değil. Bunlar sadece insanları korkutmak, teslim almak ve sisteme boyun eğdirmek, sistemi kabul ettirmek. Keyfiyetini düşünen insanlar, aman ne şiş yansın, ne kebap yansın diyen insanlar maalesef ki bu sürecin teslim olan ikinci kurbanları olacak, ikinci oyunu olacak. Bu oyuna karşı uyanık olmakta fayda var dediğim gibi. Toprağımıza sahip çıkacağız. Hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Hayvanlara aşılama yapılmaması konusunda uyarı yapacağız. Şap hastalığına sirkeli su iyi gelir. Şap hastalığına kaya tuzu iyi gelir. Hayvanın doğal bağışıklığı doğanın içindedir. İnsanın doğal bağışıklığı gibidir. Yani hayvan ilacını ve gıdasını, her şeyini doğadan alır. Orada zaten o kendi ilacını buluyor. Dediğim gibi şap olmayan yerlere şap aşısının yapılması, çiçek hastalığı olmayan yerlere çiçek aşısının yapılmasının tamamı bu Paris İklim Anlaşması'nın gerekliliği üzere yapılıyor. Elazığ'da dün tavuk fabrikası yandı. Elazığ'da. Son bir ayda 4 tane kuş cenneti yandı. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Yüzlerce, binlerce hayvan şu an ölüyor. Avustralya'da başladılar develeri öldürmekle beraber çok su içiyor diye. Şimdi diğer ülkelerde de, bizim ülkemizde de bunlar çok fazla sera gazı üretiyor, çok fazla havaya karbon gazı salıyor deyip hayvanları ortadan kaldırmayı planlıyorlar, ama hayvanları ortadan kaldırırken insanlar hedef tahtası haline geliyor. Yani burada mesele aslında hayvandan ziyade aynı zamanda insan. Hem insan hem hayvan. Bunlara karşı bizler uyanık olacağız. Psikolojik baskı yapacağız. Ben açıkçası yükleniyorum. Hem sahada hem sosyal medyada gelen herkese bir şekilde yol göstermeye çalışıyoruz. Mesela kişiselleştirme yapıldı İstanbul'da. İstanbul kartlarına. Yahu kardeşim, işte kişiselleştirme geliyor. Niye bir şey yapılıyor? Senin haberin yok. Sen dünyadan haberin yok. Olay sadece Instagram'da. Şimdi biz Instagram, ben şimdi Instagram'da sansürlü bir insanım. Her şeyi paylaşamıyorum. Mecburen ya Twitter'da paylaşıyorum ya Telegram'da paylaşıyorum. Çünkü sansür yok. Ama Instagram'da var. Mesela şu kişiselleştirilmemiş karttır bu, İstanbul kartı. Ben bu kartı kişiselleştirme yapmadım. Çünkü sisteme boyun eğmek istemedim. Hatta bunu kullanıyorum. İstesem bunu aylık akbil yapabilirdim. İstesem bunu öğrenci akbil de yapabilirdim. Ama ben normal sıradan bir İstanbul kartı. Yani diyelim ki memleketten geldim, gezeceğim, tozacağım, bu kartı kullanıyorum. Yani bu kartı kullanıyor insanlar. Ama ben İstanbul'da yaşayan, daimi olarak burada vatani asliyle ikamet eden, yani ben vatani asli oluyor burası, vatani asliyle ikamet eden bir insanım. Burada kişiselleştirmemiş kartların iptali vardı. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Yüz yüze gelen toplantılarımızda yüz yüze gelen insan kaç kişi geldi? 100 kişi. 100 kişiye hemen bir dilekçe hazırladık. Dedik ki arkadaşlar, herkes buna imza atacak. Buna biz karşı çıkacağız. Ve gittik İBB'ye, toplu bir şekilde verdik, itiraz ettik, basın açıklaması yaptık, medyada kısa da olsa yer aldık. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Bu kartları iptal etmediler. Bu kartlar devam ediyor. Şimdi bunun önüne geçemedikleri için, yani bizim tepkimizle karşılaşıldığı için, şimdi bunu bayramlarda, seyranlarda, tatillerde aktarma alamazsınız tehdidiyle kişiselleştirmeye yönleniyor. Bu bütün illerde geçerli olacak. Onu da söyleyeyim. Yani bütün illerde uygulanacak. Bu sadece İstanbul için değil. Diğer illerde de bu olacak. Abi mesele burada şu. Akıllı şehirler projesine akıllı ve çipli kimliklerle birleştirilerek insanları zoraki dijitale, yani dijital faşizme, kontrol altına alınabilir sisteme geçirmek istiyorlar. Yani yüz tanıyan kameralar, işte insanların kendi kimliklerinde kullanmış oldukları çipli meseleler vesaire, bunların hepsi
Aynı kapsamda. Ama asıl sıkıntı burada nedir? Akıllı şehirler projesine geçilmesidir. Buna karşı çıkmak gerekiyor. Akıllı şehirler aptal insanların hapishanesidir. Akıllı şehirler aptal insanların hapishanesidir. Yani o hapishane içerisinde yaşayacaklar. O sistemin dışına çıkamayacaklar. O sistemin içerisinde bir köle olacaklar. Bu sisteme karşı direnmek insanların kendi elinde. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Haftaya da basın açıklamamızı yapacağız. Bu konuları tek tek anlatacağız. Ve orada göreceksiniz ki ben zaten videoları paylaşmaya çalışıyorum elimizden geldiği kadar. Orada Dünya Sağlık Terör Örgütü'ne, Birleşmiş Milletler'e, bu arada Birleşmiş Milletler Küresel Finans Merkezi'nde ofis, terör örgütü diyebilirsin. NATO terör Birleşmiş örgütü diyebilirsin. Evet. Avrupa Birliği terör örgütü diyebilirsin. Birleşmiş Milletler Terör Örgütü Finans Merkezi'nde ofis ayarlıyor şimdi kendisine. İstanbul'a merkezini taşımasının sebebi de finans merkezinin açılışını bekliyorlardı. Finans merkezine dikkat edin. Finans merkezine bir tane firma geldi. O firma nedir biliyor musun? Çin'in Pekin kentinden geldi. Dijital para sistemiyle uğraşıyor. Aynı zamanda sosyal kredi sistemiyle uğraşıyor onlar. Yani vatandaşlık puanlama sistemini Çin'in Pekin kentinden gelen o finans ayağıyla ilgilenen firmaya teslim edecekler. Bu firma Pekin'deki şubesini kapattı. Şu anda finans merkezine kendisine bir yer ayırttı. Bunu ben köşe yazımda da yazdım. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'na uygulayacak olan kurumlar ve vakıflar ve profesörler vesaire, bunların tümünün ofisleri orada olacak. Yani finans merkezi tek bir bina değil yani. Ya da tek finans üzerine, ekonomi üzerine kurulan, açılan bir yer değil. Finans merkezi küresel bir karargah. Tek dünya devletinin ana merkezi orası olacak. Tek dünya devleti. Dördüncü özerk bölge. London City'den sonra, Washington DC'den sonra, Vatikan'dan sonra dördüncü özerk bölge İstanbul'da kuruluyor. Onun için fiyatlar bu kadar yükseldi. Onun için İstanbul biraz terk edilme pozisyonuna geldi. İstanbul'u terk etmeyin de diyeceksin herhalde birazdan, değil mi? Hayır, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'u terk etmeyi düşünmüyorum. Bir diyeceksin ayağım değil mi bunu? İstanbul'u terk etmeyin diyeceksin. Hayır, İstanbul'u terk etmek, İstanbul'u terk etmediğimiz için İstanbul'u terk ettirmek istiyorlar bize. İstanbul'u terk etmediğimiz için. Yani bunları nasıl terk ettirebiliriz? Kiralarını arttıralım, fiyatları arttıralım, zamları arttıralım, geçimini daha da zor hale getirelim. Bunlar gitsinler, çıksınlar gitsinler. Şu an bu baskı yaşanıyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, elimde bir belge daha var. Bu belgeleri şimdi ben bir şekilde buluyorum, elde ediyorum. Bakın, İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir belgesi var elimde. Burada yazıyor, çevre şehircilik. Burada ne yazıyor? Akıllı şehirler ve yapay zeka. Yapay zeka ile veri rehberliği. Ne demek bu? Yani bu depremlerin olmasının tek sebebi bu işte. Bu depremleri yaşıyor olmamızın tek sebebi bu. Akıllı şehirler projesi ve yapay zeka ile bunu bir an önce faaliyete geçirip İstanbul gibi yerlerden de bizim gibi insanları, sorgulayan insanları veya fiyat artışları insanları daha da geçinemeyecek hale gelip terk etmelerini sağlamak istiyorlar. Dünya Bankası'nın 27 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'ye bir deprem kredisi onayladı. Türkiye'ye deprem kredisi onayladığında kaç tane il var? Bakın, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Manisa, Tekirdağ, İzmir, bunlar. Şimdi ne zaman? 5 ay önce. 5 ay önce. Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Manisa. Şimdi sosyal medyaya bakın, İzmir üzerine yükleniyor sürekli. İzmir, Manisa. Deprem krizi ne zaman oldu? 5 ay önce. Deprem ne zaman oldu? 2 ay önce. Yani deprem olan illere kredi onaylandı. Ne zaman? 5 ay önce. Eylül 2022'de Dünya Bankası 512,5 milyon dolar deprem kredisini Türkiye onayladı. Onayladığı illerde deprem oldu. Nasıl bir tesadüf? Onayladığı illerde deprem oldu. Yani Hatay ve Maraş deprem oldu bu bölgede. Şimdi deprem kredisi onayladığı hangi iller var? İstanbul var, Tekirdağ var, Manisa var, İzmir var. İstanbul'u kolay değil. Ama İstanbul'u Avrupa yakasını ikiye bölmek için, yani İstanbul'u bölge bölge ayırmak için, özellikle o Küçükçekmece civarı, işte Büyükçekmece civarı, o tarafları ayrı bir alana açmak için nedir? Bu planlardan bir tanesini gerçekleştirmek istiyorlar.
Ama Türkiye'de seçime yakın, seçim var ama ben seçim ifadesini kullanmak da istemiyorum. Önümüz günlerde çok farklı gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler her an her şeyi değiştirebilir, her şeyi tersine çevirebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var diyorum ve Temmuz ayında da çok dikkat etmekte fayda var. Bu arada bizim bugün toplantımız vardı. Toplantıda aralıksız 1,5 saat konuşmuşum, hiç susmadan, hiç farkında değilim. Biraz onun da yorgunluğu var. Bir de ben köyden yeni geldim. 2 güncük oluyor. Onun da yorgunluğu var. Bir de bugün Mukaddes Hanım toplantıya gelenlere şey dağıttı biz. Özellikle çevresinde yakınlarında aşı olanlar vardır diye. Sadece aşı olanlar için değil ama kendimiz için de. Mesela bu suyun içinde çıra var bakın. Çıra. Köyden, memleketten getirdim bunu. Suyun içine atıyorum. Bu hem soğuk algınlığı hem öksürüğü hem vücuttaki kötü pislikleri temizleyebilecek şekilde bir etkiye sahip. Çok da güzel kokuyor. Biraz şu çırayı da anlat da Evet. çırayı nereden Bu bulacaklarını bir anlat da. çıra çam çırası. Zaten çamın bu çıranın kokusu içindeki maddesi öksürüğünüzü keser. Yorgunluğunuzu alır. Enerji dolu olursunuz. Bakarken enerjiyle, konuşurken enerjiyle, hareketli olurken enerjiyle, toplantıya gelirken enerjiyle, işe giderken enerjiyle, kalkarken enerjiyle, yatarken enerjiyle, okula giderken enerjiyle olursunuz bir. İkincisi, çam iğnesi çayı mutlaka, aşı olanlar mutlaka çam iğnesi çayı kullansınlar. Bakın hacamat sonrası çam iğnesi çayı ama hamile olanlara tavsiye edilmiyor. Çam iğnesi çayını tavucu rahipler yani rahiplerin daha böyle büyükleri, hocaları filan filan. Bunlar bazı ülkelerde geçmiş yıllarda çam iğnesi çayını kullanırlarmış. Neden biliyor musunuz? Ömrü uzatıyor diye yani sağlıklı, uzun ömürlü olmaya vesile oluyor diye çam iğnesi çayını kullanırlarmış. Kim? Tavucu rahipler. İsveç'te, Kanada'da ve Almanya'da bazı doktorlar 2021 yılında yayınlamış oldukları bilimsel makalede çam iğnesi çayının COVID aşısındaki başak proteini parçalamaya sebep olduğu ve pıhtılaşmaya da engel olduğu, aynı zamanda sadece aşı olanlara değil, öksürük, tıksırık, aksırık olanlara, boğaz enfeksiyonu yaşayanlara, solunum yollarında enfeksiyon yaşayanlara ve kendisine herhangi bir rahatsızlık hissedenlere, astım ve bronşit olanlara çok iyi geliyor çam iğnesi çayı. Bunu mutlaka kullanın. Mutlaka bunu alın. Tabii ki hangi çamlardan? Kara çam oluyor, beyaz çam oluyor. Bunları mutlaka bulunduğunuz yerlerdeki çam ormanlarında temin edebilirsiniz. Yapraklarını, iğneleri topluyorsunuz. Tık 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 böyle kesiyorsunuz veya kesmeden de olur. Kaynamış suya bırakıyorsunuz, o demini alıyor. Kaynatabilirsiniz ama kaynattığınız zaman içindeki sirominin şeyi gidebilir. Yani içindeki vitaminin bazı şeyleri zayıflayabilir. Ama kaynamış suya bırakırsanız hem demini alır hem de daha güzel olur. Hem de çıra niyetini de onu içmiş olursun. Çünkü çamın kendi içerisinde zaten bir çıra kokusu var. Yani ekstradan bir çıra almanıza gerek yok. Çam iğnesi çayını mutlaka kullanmalarında fayda var. Bunu her yerden, her ormandan toplayabilirsiniz. Haftada en az 5-6 kere bunu tüketmenize fayda var. Hamile olanlara tavsiye edilmiyor. Reçeteli ilaç kullananlara tavsiye edilmiyor. Onu buradan söyleyeyim. Sonra canlı yayında böyle demişti demesinler. Hamile olanlara tavsiye edilmiyor. Hamilelik sürecinde olanlara tavsiye edilmiyor. Reçeteli ilaç kullananlara tavsiye edilmiyor. Çam iğnesi çayını aşı olan da olmayan da tüketmeli. En iyi şey bu. Bakın ben 2 gün önce köyde bizim orası yüksek yayla biz görüyoruz. Çok Nerelisin yüksek. sen? Nerelisin? Sinopluyum ben. Karamanoğlu Beyliği'nden gelmeyiz biz görüyoruz. Sinopluyum. Bizim orası çok yüksek bir yayla köyü. Ormanın içinde bizim köyümüz. Ben ormanda biraz üşütmüştüm. Bir de dağlardan akan buz su var. Onlardan içtim bu havada. Rahatsızlandım. Ama tek bir aspirin dahi kullanmadım. Tek bir ağrı kesici dahi kullanmadım ve başım çok ağrıyordu. Aynı zamanda boğazım falan çok kötü. Hiçbir şey kullanmadım. Ne kullandım biliyor musunuz? Çam. 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 Bir. İki. Isırgan. 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 Üç. Kekik. Isırgada Kekik. eczanede Kekik. listeliyorum Heh. yani listenin Kekik. içine sülük hacamat ve ısırgan. Devam et Ve 3. sarı kantaron çayı da çok iyi geliyor. Sarı kantaron. Bakın sarı kantaron benim boğaz yollarımı tedavi etti. Yani ben hiç ilaç kullanmadım. Hiç. Yani aspirin dahi kullanmadım. Bakın söylüyorum yani. Buradan söylüyorum, anlatıyorum. Bunları uygularsanız bunlar size iyi gelir. Özellikle bu çam iğnesi çayını tavsiye ediyorum.
Bunu mutlaka bir şekilde temin edin ve ısırgan. Hatta ben bugün ısırgan da dağıttım. Yani annem toplamıştı, beraber topladık. Isırganı bugün toplantıya gelenlere elden fiziki olarak verdik. Isırgan ısırıyor tabii, Müthiş. yakıyor. Ondan önce böyle bir Isırgan peçeteyle ofisi veya çok poşetle alıyorum. kıymetli. Yani bir fitoterapist olarak ben hep onu öneririm. Bir de Malva silvestris dediğimiz ebegümeci. Ebegümeci inanılmazdır. Tıpta inanılmaz kullanılır ve bizim tarlaların kenarında, bahçelerde, her yerde ebegümeci olur. Google'da fotoğrafı vardır, bilirsiniz. Mutlaka Evet. onu da tüketmeniz gerekiyor ısırgan otuyla birlikte. Evet. Evet, aynen bu şekilde. Mukaddes Hanım. Durum böyle. Valla Evet. heyecanla ve keyifle dinliyorum. İyi ki varsın. Yani ben bitsin istemiyorum. Şöyle bir şurayı bir açayım bakayım, soru moru bir şey var mı? Aslında benim sorularım çok çok yorgun olduğunu söyledim. Ya bir de bizim bugün toplantı gününe denk geldi. Ben o Olsun. zamanlar hesap edemedim diye. Bugün bizim toplantı Şimdi vardı. senin o zaman burada çok kalabalık bir kitle var. Burada sık sık çıkman gerekiyor. Ve bana göre Türkiye'nin en uyanmış insan kardeşlerimiz burada. Hep anlatırken belki biliyorsundur, takip etmişsindir. Lemurya'nın çocukları diye anlatırım. Lemurya bizim ata şehrimizdir, toprağımızdır. Mu, yani ata toprağımızdır. Mu batmadan önce bizim atalarımız Gobi Çölü'ne geldiler. O Pekin'den, o işte senin de Yörük ve Türkmen olan, yani Yörüklerin kökeni, Türkmenlerin kökeni Mu'ya dayanır. Aborijinlerin kökeni Mu'ya dayanır. Avustralya, Yeni Zelanda kökeni Mu'ya dayanır. Yani Ademoğlu'yla insanoğlunun savaşını unutmayın sevgili canlar. Ve beden bütünlüğünüzü unutmayın. Ben de bunları ilave etmek istiyorum. Ama sen mutlaka çemsiyeli bir de şey, lütfen bu nasıl olacak bilmiyorum. O gümrük birliğinden nasıl çıkarız bilmiyorum. Tansu Çiller zamanında girdiğimiz bir şey. Onu da çok diretmişlerdi belki. Siyasilerin de yapabileceği bir şey pek kalmıyor belki. Onu diyeceğim. Yani bizim mesela Denizli ve Çivril'de elma şehridir. Elma kentidir orası. Elmalar kesildi, ayçiçekleri dikildi. Çünkü elmalar kamyon kamyon döküldü. Çünkü üretimi yasaktı. Belli bir limit kondu. Yani gümrük birliği kadar zararlı bir şey olamaz. Karadeniz'de, Rize taraflarında fındıklar kesildi. Yerine kivi ağaçları dikildi, fark ettiysen. Yani belli bir sınırı. Biz dünyanın bir numaralı zeytin üreticisiydik. Sınır kondu. Şimdi İtalya bir numarası. Biz daha sonra geliyoruz. Fındık dünyada sadece Karadeniz'de üretilirdi. Bir numaraydı. Şimdi kaçıncı sıralara indik? Elma bu topraklarda. Nereye elma diksen? Doğu, batı, kuzey, güney elma çıkar ya her yerden. Şimdi biz elmalarımız bize yetmiyor. Yani nasıl bir hale düştük? Bunları da anlatman lazım. Çemsireyli de koyman lazım ve bizi bilgilendir. Biz duyurusunu yapalım. Kasım'a gelsinler. Dışarıdan kardeşlerimiz de gelebiliyor galiba. Tabii, Orada öyle bir kitle herkes. olsun İnsan ki ailesi olan herkes. 15-20 bin kişi olsun orada istiyorum ben. Mutlaka bir gün öncesinde duyuru yapacağım burada, eğer bilgim olursa postlara koyacağım. Çok çok önemli buluyorum çünkü. Oraya bir gelsinler 20 bin kişi de millet bir görsün. Yani 20 bin 30 bin kişi gelsin de bir görsün. Bak bu yayını kaç kişi izleyecek göreceğiz. Burada YouTube kanalında geçen yayın da öyle. Yüz binlerce insan izledi. Çok Az değil güzeldi yani. ve geçen yayında kısıtlama da oldu. Yani biz mesela zor paylaştık. Paylaşamadık hatta. Hikayeyi atamadık yani. Benim sayfalar sansür olduğu için sizin Ben alakalı bu bir durum arada iyi bilmiyor. ki sistem ettim. Dedim ki dün, ya nasıl olur dedim. Planlama sayfasında paylaşın. Çünkü sadece bir kişi etiketleyebiliyorsun posta. Dedim neden Ali Osman Önder'i etiketlemediniz? De, tekrar hatırlattılar. Dediler ki imkanı yok, izin vermiyor. Vermiyor. Plandemi Evet. orayı denedik, olmayınca Plandemi platformuna etiket. Şimdi ben bunu seni deneyeceğim. Şey yapmayı, ortak katılıma davet etmeyi. Yapabilirsen. Aramalarda da isim çıkmıyor. Aramalarda da isim çıkmıyor. Anca ben girersem Can, canlı yayında beni benim bir görebiliyorsunuz. yıl öyleydi. 2021 yılında Sıvı'ya karşıt olduğum için iki defa hacklendim. Mason locası tarafından, Ayasofya'nın altından bu kanal iki defa hacklendi, canlı yayında hacklendi. Böyle karşılıklı canlı yayın yaparken küt diye gitti, biliyor musun yayın? Evet. Arkasından bir sene arama motorunda çıkmadık. Yani şimdi yumuşak yumuşak anlattırdığıma bakma. 3 yıl önce daha sert, yeni oldu, yeni zaman. Şimdi alıştılar artık. Çok şükür ki birbirimizden habersiz
bu savaşları verdik ama şimdi tabii ki bir araya geliyoruz. Saflar ayrışıyor artık bile. Bunu da anlat biraz. Saflar ayrışıyor. Şimdi insan ailesi olmaya doğru giderken ne güzel söyledin. Artık siyah ve beyaz ayrışmaya başlıyor. Gri kalmayacak. Maskeler düşecek. Maskelerin düşmesi sırasında saflar ayrışacak. Ve insan olarak kalabilmek için büyük bir savaş bizi bekliyor. Beden bütünlüğünden tut hepsi. Kesinlikle önümüzdeki savaş karbonlu damatla karbonlu gelinler dönemi. Evet. Ne demek bu? Karbonlu gelin, karbonlu damat. Altı biliyorsun yani. Garanti Bankası'nın bir reklamı vardı biliyorsunuz. Garanti Bankası'nın reklamı vardı. Damat karbon ayak izin kaç diyordu. İşte önümüzdeki dönem bu olacak. Yani önümüzde karbonlu damat, karbonsuz damat, karbonlu gelin, karbonsuz gelin ayrımı, karbonlu insan, karbonsuz insan diye biz karbonlu olacağız. Aşısız karbonlu. Karbonlu olmaya devam edin. Sakın ha karbon ayak izinizi ölçtürmeyin. Sakın ha karbon ayak izi ifadesi gördüğünüzde kaçın oradan. Karbon ayak izi ifadesini gördüğünüz zaman kurumlardan mutlaka uzak durun. Karbon ayak izi demek sistemin en büyük sıkıntısı demek. Mesela bakın şimdi yavaş yavaş firmalara bunlar gönderiliyor. Mesela bu bir Çilato fabrikası firmasına ait Akçansa, yani Sabancı'ya ait bu. Mesela Sabancı 2030 planlarını kendi sayfalarını kendi firmalarına şu anda göndermiş durumda. Yani 2030'a kadar karbon ayak izi hem çalışanlarına hem fabrikasına hem de kendi alanında kendi verilen görevleri yapılmasıyla alakalı talimat veriyoruz. Sonra bir yorum yapsam şimdi bilmiyorum valla kim vurdu ya da gidebiliriz, o yorumu yapmayayım ben. Ama dünya tröstleri gibi Türkiye tröstleri de vardır. Bunlar adrenokrom performanslarını da desteklerler. Bunlar Maria Obramovic'leri de desteklerler. Yani ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu şimdi bir de şöyle bir durum var Patris Hanım. Mesela siz bizi yayına davet ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oluyoruz. Ama televizyon kanalına özellikle bizi çağırmıyorlar. Özellikle bizi davet etmiyorlar. Ben onu fark ettim. Televizyon kanallarına davet edilmeyen tek kişiyim ben. Televizyon kanallarına davet edilmeyen tek kişiyim. Çünkü bu konuları en ince ayrıntısına kadar, tam ortasından dibine kadar belgeleriyle, kaynaklarıyla net bir şekilde ifade ettiğimizden midir bilmiyorum. Aşılama konusunda da öyleydi. Geçtiğimiz 2 sene, 3 sene boyunca hiç kimse bizim gibi düşündüğümüz insanlar dahi çıkarmadı. Önemli değil. Ama bu noktada ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Bu noktada hem kendi adıma hem de ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bu noktada iyi ki varsınız. Hep var olun. Ve diyorum ki bu yayınların sürekli böyle konularına göre, gündemine göre artık neler yapabiliriz, ne yapmamız lazım. Tehlikeyi gördüğümüz anda veya tehlikeyi hissettiğimiz anda bizim çözüm noktasında birbirimizi yönlendirebileceğimiz bir çalışma içerisinde olabilmemiz için de işte bu yayınlar, bu iletişim çok önemli. Bizim beraber aynı şekilde iletişim halinde olabilmemiz insan ailemizin de iletişimde olmasını sağlıyor. Aynı noktada, aynı yerde, aynı safta bizleri birleştirmiş oluyor diyorum. Tabii bizim de ayaklarımızın altında sabun köpüğü var. Her an kayıp, her an yoldan çıkabiliriz. Ben ve benim gibi yayıncılardan da bahsediyorum. Ben şimdi yayıncı değilim aslında, moderatör değilim. Başka işlerim var. Ama bu da önemli bir misyon benim için. Aslında kendimi anlatmak üzere çıktığım bu yolda. İyi ki de böyle yapmışım. Varoluş beni buraya kadar getirdi ki sonra anladım ne olduğunu. Çok önemli işler yapıyoruz. Ve sevgili canlarım, çok dikkatli olmalısınız şu saatten sonra. Nereye gittiğiniz, nereye baktığınız, nereden eğitim aldığınız, bu siyasi ayrışmalar. Burada daha dün saat bu saatlerde ben bas bas bağırıyordum yoldan çıkmış bir şekilde. Artık siyasi kavgaların yapıldığı bir sayfa değil. En başından beri hiç hoşlanmadığım şeydir. Neden siyasi kavgaların olmaması gerektiğini herhalde bugün çok net bir şekilde sevgili Ali Osman kardeşim güzelce anlattı. Bunlar onların entrikalarından, oyunlarından bir tanesi ya. Ya bir insan olmaya konsantre olsak, birliğe konsantre olsak çoktan zaten kazanmıştık. Eczanede maske kullanmadığım için yüzüme tüküren insanlar şimdi özür dilemek için gelmiyorlar. Sıvı olmayın diye
konuştuğumuzda dalga geçen insanlar özellikle sıvıları iki tane Türk'e yaptırıp Türklerin kafasına girdiler. Şimdi aranıyorlar bu insanlar, tutuklanacaklar. Özür dilemeleri yetmiyor. İki sene önce sıvı için bizleri siz kimsiniz, bilim insanı mısınız ya, ağır hakaretlerde bulunan insanlar şimdi özür dilerim yanıldım diyor. Bilim insanı, yanılsan ne olur, yanılmasan ne olur? İnsanları bu kadar riske attıktan sonra yanılsan ne yazar, özür dilesen. Özür dileme kardeşim şu saatten sonra zaten. Maskeleri o kadar komiktiler ki maske taktın. Evin içine kapatmak o kadar komikti ki Ali Osman'cığım. Kapının önüne çıkamıyoruz. Kapıda kaç kez polislerle kavga ettim. Tabii ki dışarıdaydım. Tabii ki maske takmadım iş yerinde. O yüzden insanları kaybettim. Eczanemi batırdım. Tabii ki yani bu savaşı tabii ki vereceğiz. Ben kendimi düşünmeden, sen kendini düşünmeden bu savaşı vermek zorundayız hep birlikte. Yani bu insanın bu her gün yüzlerce tehdit, yüzlerce küfür, yüzlerce hakaret. Şu yayını yaptığım için kaç kişi hakaret edecek, küfredecek? Git diyorum, git. Niye küfrediyorsun? Git, terk et benim çevremi. Diş hekimleri. Muhtemelen birlik olarak dava açtılar. Elime henüz dava yazısı gelmedi. Florüre karşı uyardığım için. Hitler'in florürünü kullanmayın. Florürsüz doğal diş macunu kullanın dediğim için İlk davamız da açıldı. Bu yüzden yapılan hakaretler, küfürler, ben herkes hakkımı helal ediyorum. Benim yolumda Ali Osman'ın yolu gibi uyarmak. Bu yolda üstümüze düşeni yapacağız. Hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece işimiz buydu. Sadece insan olma savaşıydı bu. Sadece bu bizim cihatımızdı. Biz bugüne kadar aynı şekilde, aynı çizgide, bundan sonra da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz. Sonuna kadar da bu sürecin biz kendimizi nasıl düşünüyorsak, ailelerimiz nasıl düşünüyorsak, bizim gibi düşünen insan ailemizi de aynı şekilde düşünüyoruz ve düşünmek zorundayız. Bizim yaşadıklarımız bizim önümüz dönemde mükafatımız olacak. Bizim geçmişte yaşadıklarımız bizim önümüz dönemde mükafatımız olacak. Bunun intikamını er ya da geç mutlaka bizler alacağız ve göreceğiz. Çünkü bu süreci bizlere siyasiler dayattı, siyasiler kitlelerini aldattı, siyasi partiler insanları yanlış yönlendirdi, siyasi partilerin temsilcileri insanları bu soykırıma kendileri alet ettiler. Bizler mitingler yaptığımızda, eylemler yaptığımızda, sokaklarda basın açıklamaları yaptığımızda, sahada mücadele verdiğimizde, okul önlerinde, hastanelerde entübe edilen bebekleri kurtarmak için hastane önlerine gittiğimi biliyorum ben gecenin birinde. Aydın Üniversitesi'nde PCR yaptırmadığı için okula ve dersine, sınavına giremeyen öğrencilerin, 65 öğrencinin zaferi sonuçlansın diye günlerce o kapılardan ayrılmadım ben. Ben ve ekibim bundan sonra da aynı şekilde biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben olaya siyasi kafayla bakmıyorum. İdeolojik kafayla bakmıyorum. İnsan ailesi dönemi geliyor ve o insan ailesi dönemi, bu bir mükafat süreci olacak. Bir rahatlama dönemi olacak. Bir rahatlama döneminin bize de vermiş olduğu aydınlık dönemi ve yarınları olacak. İşte biz bu noktada aynı şekilde mücadeleye, aynı şekilde sözlerimize, aynı şekilde eylemlerimize, aynı şekilde programlarımıza, aynı şekilde beraber olmaya, iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bizler var oldukça bizim yanımızda olan insanlar da aynı güçte, aynı enerjide, aynı coşkuda, pes etmeden devam, durmak yok diyeceğiz, ama bunu insanlık için diyeceğiz tabii. Evet. Ya ben bir de o kadar genç, o kadar yani o kadar gurur duyuyorum ki seni izlerken ağlayasım geliyor. Diyorum ki bu vatana bir şey olmaz. Yani bu insanlığa bir şey olmaz vallahi. Yani hiçbir şey olmaz. Çözeriz, hallederiz. Çözeriz, hallederiz. Mesela birisi bize arıyor ihbar hattına. Bir sıkıntı, sorun yaşıyor. Çözeriz, hallederiz. Takmayın kafaya. Hallederiz ya. Bitti. Başka ötesi neresi yok. Hallederiz kardeş. Canınızı niye sıkıyorsunuz? Yani. Şu Çılgın Türkler kitabı vardır, biliyorsun değil mi? Evet evet, biliyorum. Şu Çılgın Türkleri bir daha bir şöyle bir kısaca gözden geçirin canlarım. Okuyanlar, okumayanlar özetini falan okuyun. Gerçekten bizler normal değiliz. Bizler çılgınız yani. Allah'ın izniyle bunlar da geçecek. Hepsi. Hepsi evet, sevgili evet, canlar. İnşallah, ne güzel anlar. Dediğin gibi güzel. Destek iste derken daha geniş bir kitle var burada.
duyuruları yaparken destek iste. Sık sık yapacağız bu yayınları. Ben şey yapmaya devam edeceğim ve bu arada Nisan ayında 8 milyon 900 bin kişi izlemiş bizim toplam yayınlarımızı. 8 milyon 900 bin. Çok iyi, çok Türkiye, güzel. Türkiye nüfusunun %10'u yapar. Onun için buradan da bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz artık. Merak etmeyin. Nerede izliyorlar şeyine mi? YouTube'da mı? Instagram'da, İkisini topladın mı? Sadece Instagram'dan bahsediyorum. Çok iyi, çok güzel. Valla ben kısıtlama olduğum için YouTube'da çok, hatta Facebook'da YouTube'da çok başarılı değiliz. YouTube'da destek lazım. Canlar, ben bu yayını buraya şimdi koyacağım. Çok önemli. Bu yayın çok önemli. Ama bugünden sonraki yayınları YouTube kanalına koymaya başlayacağım artık. Çünkü hep buradan izliyorlar tekrarını. Şimdi yarın bu 50-60 bin kişi izler bunu burada. Bundan sonraki şeyleri lütfen gidin YouTube'dan izleyin canlarım. Yayını paylaşın. YouTube'a koyacağız. 2 gün sonra YouTube'daki linkleri de koyacağız. Ben sana da göndereceğim. Platforma da göndereceğim. Devam edeceğiz. Sizler zaten o kadar desteklediniz ki geçenki yayınımızı. İnanılmaz desteklediniz. Yine destekleyin. Duyuruyu yapmaya devam edeceğiz. Biz paylaşıyoruz zaten. Her yerde paylaşıyoruz. Devamını planlayacağız. Sevgili Ali Osmanlı, bugün ben onu aramam. Çok yoruldu. Yarın görüşürüz. Yeni yayını zaten hemen organize edeceğim. Merak etmeyin. Tarihini belirleyelim. Bugün bizim toplantımız vardı. Biz bu tarihi belirlerken aslında ben bunu hesap etmedim. Toplantımız vardı ve bugün çok kalabalıktı ve yoğundu, güzel de geçti. Bir de saatlerce bu toplantı sürdü. Hem onun yorgunluğu var, hem ben köyden yeni geldim. Memleketliydim dedim ya, az önce bahsettiğim olaydan ötürü. Yani köye hayvanları aşılamaya geleceklerini annem söylediği için ben süreci 1-2 gün daha uzatmak durumunda kaldım. Dün değil, önceki gün geldim. Daha yeni geldim, onun yorgunluğunu da atamadım. Geldiğimde de biraz boğazımda falan sıkıntı vardı. Hemen az önce bahsettiğim sarı kantrondu, kekikti derken toparladım. Bugün toplantıya geldim. Akşam yayına geldim. Yarın akşam da bir yere davetliyim derken öyle devam ediyor hayatım. Canımsın. Evet. Hadi dinlen artık. Hadi dinlen. Çok seni teşekkür seviyorum. Ederiz. İyi ki varsın. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Siz de sağ olasınız. Gerçekten Allah razı olsun. Sevgili canlarım, hepinizden de razı olsun. Dinleyen insanlardan da, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı buradan teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi. Yayını kaydediyorum. Eğer davet edebilirsem seni de davet etmeye çalışacağım. Benim de teknolojim çok yüksek değil. Olmazsa bu sayfada duracak yayın. Yarından itibaren de YouTube'da olacak güzel canlarım. Görüşmek üzere. Güzel akşamlar. Yarın 22'de görüşürüz. Uyanış başladı var. Yine çok çılgın genç kardeşlerimizle. Onlarla da seni bir araya getireyim sonra. Yarın da 22'de uyanış başladı var. Görüşmek üzere. Görüşürüz sevgili canlarım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi akşamlar canlarım.